Evet değerli izleyenler, Milas'ın ünlü Salı Pazarı'ndayız. Bugün günlerden Salı. Artık seçim bitti. Seçimin ardından tabii ki fiyatlarda meydana gelen artışlarla birlikte insanlar zam demeye başladılar. Geçtiğimiz günlerde tuvalet fiyatları 8 lira oldu. Ayrıca 33 mililitrelik su da 5 liradan satılıyor. Bakalım pazarda durum ne? Maaş artışı ve bu maaş artışı direkt tüketiciye, üreticiye her şekilde lanse ediliyor. Yani zammın hiçbir şekilde bir faydası, bir etkisi yok yani. Umumi tuvalet 8 TL olmuş. Vatandaşlar bu konuda şikayetçi. Evet, evet. Onda ben de muzdaribim biraz. Yemekte iş yok, çıkarmak daha pahalı gibi geliyor bana. Yani o konuda haklısınız yani. Onu inanılmaz derecede ben de şaşkınlıkla bakıyorum yani. Umumi tuvalet fiyatları 8 TL olmuş. Vatandaşlar şikayetçi. Sürekli ihbaratımızda bununla ilgili şikayetler geliyor. Siz neler söylersiniz? Allah bizden biraz fazla diyoruz yani. Başka yapacak diye niye yapamıyoruz? Olacak bu kadar. Ne eder? Bol diye katlanacağız. Öyle tabii. Başa gelen şekilde. Yani sebze falan şu an normal ya. Zamana göre iyi yani. Çok yüksek değil, çok da ucuz değil. Bunu 5 lira desek de pahalı diyecek insanlar var yani şu an zaman. Yetiştirmesinin zahmetini bilmiyor adam, konuşuyor, eleştiriyor. Ama gerçekten zor yani bu sıcakta. Tamam, gariban insan da var, alması gerçekten zor olan insanlar da var. Zor yani, hani yapacak bir şey yok. Ama hani böyle markettir, diğer yerdedir. Adam mesela bir kafeye gidiyor, bir kahveye 75 lira veriyor, bir çaya 10 lira 15 lira veriyor. Burada 8 lira 10 liranın lafını ediyor. Yani o konuda sıkıntı. Bak en basitinden tuvalet bile 8 lira hala. Gündemden düşmemiş. Vatandaş ondan şikayetçi, tuvalet 8 TL diye. Siz ne düşünüyorsunuz? Ama biz de mağduruz yani sonuçta. Her gün güne, sabahtan akşama kadar buradayız. En gitmesek 3 kere gidiyoruz. Bir de 2 gün pazartesi de var, salı da var. Yani en basit mi bunu belediyenin el atması lazım. Bu sosyal bir şey mesela. Bedava olması lazım yani. Belediyecek anlaşana göre bedava olması lazım. En kötü Bodrum'a gidiyoruz. Bodrum'da da 2 lira 3 lira tuvalet. Hani parası mevzu değil. Çok para gibi değil ama gidemeyen adamlar var. Bizim için sıkıntı yok. 10 lira olsa yine gideceğiz. Mecburuz çünkü. Bodrum'da şu anda 2-3 lira mı tuvalet? 2 tane ayrı ayrı tuvalet var. Bir normal şahsın çalıştırdığı yer var. O 2 lira. Bir de belediyenin çalıştırdığı yer var. 3 lira. Milas'ta 8 lira. Ama parası mevzu değil. Gerçekten hani bak gariban kesim var. Adam gidemiyor. Gidiyor bak. Karşıda benim otopark var orada. Oralara sağa sola boş bulduğu yere sallıyor yani. Ayıptır söylemesi. Yani siz daha iyi biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor pazar? Hoş geldiniz. İyi. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar normal ya. Şu anda iyi yani. Normal. Çok pahalı değil. Çok ucuz değil. Normal. Seçim seçim diyorlardı. Seçim de geçti. Evet. Seçimin ardından fiyatlarda durum ne? Aşağı doğru mu? Yukarı doğru mu? Mi? Fiyatlar bak hep yansıyor. Yani, 10, 15 domates, fasulye 30, patlıcan 20. Aslında normal ya. Bir tuvalet 8 lira olunca aslında normal ya. Doğru mu? Millet lavaboya gidiyor 8 TL fiyatı. Bir tane ekmek 7 lira olmuş. Yani bunlar aslında normal ya bence. Tuvalet fiyatına bakınca evet, sebze meyve normal. Tuvalet 8 lira olunca bu 15 20 lira pahalı değil yani bence. Öyle değil mi? Teşekkür ederim. İyi günler, rica ederim. Gidemezler. 8 lira pahalı yani. 2 şişe su parası bir tuvalet yani. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, görmüş olduğunuz gibi fiyatların iyi olduğunu söyleyen de var. Pahalı olduğunu söyleyen de var. Ucuzlamaya başladığını ama ucuzlamanın yeterli olmadığını belirtenler de var. Bu arada vatandaşların büyük çoğunluğu 8 TL'lik umumi tuvalet ücretinden rahatsız.